şey çıkarmış bu hafta. Dünya sektör bombalıyor ama bu arada farkında mısın? Şöyle duruyor. Bu hafta hepsini satışa çıkarmış. Vay be. Bunlar haber. Sizin sorduğunuz soruda şöyle bir şey. Benim de ilgilendiğim konu. Hatta Peker videolarından önce de geçen yılda ilgilenmeye çalıştığım bir konuydu. Zaman zaman da yazmaya çalışıyorum bilgi buldukça. Özgün Hoca da değinmişti. Yani bu işin uluslararası boyutunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani birkaç açıdan uluslararası boyutu var. Bir kere zaten kokain işi bir uluslararası ticaret ve o ayrı bir mevzu. Zaten uluslararası alanda tartışılan, gündeme gelen de bir konu. Ama burada bu karşılaştığımız tablonun ve Peker'in videolarında da birkaç kez tekrarladığı bir uluslararası boyut daha var. O bence bu Marina meselesinde de gündeme gelen Azerbaycan'la ilişkiler. Yani Azerbaycan'daki Aliyev iktidarı, orası da bir tek adam rejimi ve bir aile rejimi biliyorsunuz. Ve AKP dönemi çok sıkı ilişkiler kurulan bir rejim. O rejimle kurulan ilişkilerden sonraki değişim, Türkiye'deki hem rejim değişimi hem iktisadi yapıdaki değişim hem de bu ilişkilerdeki değişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Maxima olayı ve Bodrum Yalıkavak olayı burada önemli çıkıyor. Bunu hemen kısaca istiyorsanız özetleyeyim, anlatayım. Bodrum Yalıkavak'ın niye çok önemli olduğunu. Aslında iki açıdan da sembolik. Yani çok ironik, Türkiye tarihi böyle ironilerle doldur. Yani Bodrum Yalıkavak'ın ilk sahibi biliyorsunuz Kamhi ailesidir. Kamhi ailesinin Jack Kamhi 93'te bir suikaste maruz kaldı, yaralı olarak kurtuldu. Ve ondan sonra da Susurluk kazasında öğrendik ki Jack Kamhi'ye suikast düzenleyenler Meclis Susurluk Komisyonu raporlarında geçer. Azerbaycan'daki kontrgerilla kamplarında eğitim gördüklerini, hatta Uğur Mumcu cinayeti faillerinde orada olduğunu söylemişti. Orada eğitim gördüklerini söylemişlerdi. Bunlar Meclis Susurluk Komisyonu raporlarında geçiyor. Yani Bodrum Marina bir yandan Susurluğa kadar uzanıyor. Sembolik bir anlamı var. Buradan böyle bağlanıyor. Bir yandan da bugünkü bütün ilişkileri düğüm noktası gibi duruyor. Nasıl bir düğüm noktası? Şimdi Bodrum Marina dolayısıyla ismi gündeme gelen Massimo biliyorsunuz 2007'de Türk vatandaşı oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle oldu, teşvikiyle. Ayrıca Maximov'la Cumhurbaşkanı ve ailesinin ilişkileri de malum. O zaman zaten basında çıkmıştı. Bunlar yani itibarlı bir iş adamıydı. Muhteber bir iş adamıydı. Forbes zenginler listesine girmiş bir iş adamıydı. Türkiye'de önemli yatırımları vardı. Ve Bilal Erdoğan ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer akrabalarını kurduğu BMZ Denizcilik aynı zamanda Maximov şirketiyle de iş yapmıştı. Daha sonra gemileri de zaten oraya devretti. Massimo Sokar'ın petrolünü ve gazını taşıyan bir adam, aynı zamanda Rus petrol devi Lukoil'in petrolünü ve gazını taşıyan bir iş adamıydı. Ne oldu da birden FETÖ'cü oldu, cezaevine atıldı, işte şirketlerine el konuldu. Aslında bu soru önemli. Peker burada bir şeyi işaretledi. Yani çöktüler lafı buradan çıktı zaten. Bu çöktüler lafını çıkartırken de Mehmet Ağar'ın burada bir rol oynadığını söylüyordu. Ben tabii o iddianın dışında bir şey söylüyorum. Çünkü Peker konuşmadan önce bunu tartışmaya başlamıştık biz. Bodrum Marina'nın şöyle bir özelliği var. Şimdi burası bir kamu mülkiyeti aslında. 49 yıllığına işletme hakkı devredilmiş. Bir kamu mülkiyeti elden ele geçiyor ve şu an biz sahibini bilemiyoruz. Bir şirket başka bir şirkete bağlı. O şirket başka bir şirkete bağlı. Bir lahana var, bir yapıdaki şirketler bütünü var ve bunların hepsi Malta'ya uzanıyor. Malta'da bir masa, bir sandalye, bir şirket bu marina'nın sahibi görünüyor. Aynı Malta'daki aynı dairede... Nasıl yani? Bu marina'nın sahibi belli değil mi? Ya yani şirket, şimdi Palmali başka bir şirkete satıyor, RSE'ye satıyor, iki ayrı şirkete satıyor. Onlar hem alıcı hem satıcı. Sonra Maximov'un oradan ayrılan yöneticiler gidip Malta'da bir şirket kuruyor. O ona satıyor, o ona satıyor. Bu gerçek faili saklamak için en güzel yöntem budur. Neden Malta? Tabii çünkü orada offshore hesapları var. Offshore meselesi. Peki tamam da yani. Mehmet Ağar şimdi Marina'nın yönetiminde mi, şirketin yönetiminde mi? Marina'nın yönetiminde. Marina'nın yönetiminde. Peki. Yani Marina'yı yöneten şirketin yönetim kurulu başkanı. Marina'yı işleten şirketin. Biz bu şirketin izini süremiyoruz. Sürdüğümüz zaman izi bir taraftan Singapur'daki bir RSR holdinge uzanıyor. Oradan o Azerbaycan'a uzanıyor. Azerbaycan'da Anar Alizade bu ismi biz biliyoruz aslında Türkiye'den. Onu da 2006'lardan 2007'lerden tanıyoruz. Azerbaycanlı bir zengin iş adamı olarak tanıyoruz. Türkiye'de yatırımları olan. Buna uzanan bir ilişkileri var. Şimdi
burada bu ilişkileri tek tek çözmek sorun değil. Zaten sorun şu, kamu mülkiyetinde olan özelleştirilmiş bir marina, el deneli kim olduklarını bilmediğimiz bir takım Azeri oligarkların eline geçmiş. Kim ne kadar ortak bilmiyoruz. Ayrıca Mehmet Ağar %10 hissesine dair bir isim söyledi. Böyle bir ismi de zaten herhangi bir resmi kayıtta rastlamadık. Hani o da şüpheli. Böyle bir resmi kayıda da rastlamıyoruz. %10 hissesinde başka birinde olduğu. İşin bu yönü var. Yani Bodrum Marina'nın esasında Azerbaycan'a uzanan, Peker'de son videosunda Mansimov'un içeri atılması, benim buralara gelmemin nedeni, hani Azerbaycan'a bir mesaj vermişti. Bunu Özgün Hoca da söylemişti. Orada bir ucu açık bir mesaj veriyordu. Yani orayla bir bağlantısı olduğunu bu işlerin ima ediyordu. Ki Mehmet Ağar'ın 2014'te çıkan videosunda gördünüz, Bakü'de Mansimov'un doğum gününde gayet o eğlence şeyini de gördük. Yani o ilişki bir taraftan buraya uzanıyor. Ben buradan bir şey daha var. Aslında gözden kaçan, onu da söylemek istiyorum. Bodrum Yalıkavak dışında Sedat Peker Karadağ'a gittiği zaman onu karşılayan isim kimdi hatırlarsınız. Barış Pehlivan hatırlar. Telman İsmailov. Telman İsmailov'la bir fotoğrafları çıktı. Karadağ'da onu konuk eden kişi. Bu kişi Türkiye'de tıpkı Mansimov gibi aynı yıllarda Mardan Palas'ı kuran bir başka Azeri zengin oligark. Rusya'da 8 cinayetten yargılanan, Putin'in has oligarkıyken işte dava açılmış, yolsuzluktan elindeki mallar alınmış, o da Karadağ'a kaçmış. Telman İsmailov da tıpkı Mansimov gibi AKP'nin o 2007 yıllarında, 2008 yıllarında Türkiye'ye gelmiş, muteber iş adamı olarak yatırımlar yapmış, Mardan Palas gibi Antalya'da kurduğu 1,5 milyar dolarlık bir otel kurmuş. Oteli kururken Halk Bankası'ndan kredi almış. Krediyi ödememiş. Kredinin karşılığında kamu arazisini teminat göstermiş. Bunlar Sayıştay raporlarına girmiş olaylar. Yani Peker açıklanmadan önce öyle olaylar var ki, daha konuşmadan önce. Sayıştay sonra raporlar... otel bankaya geçmiş. Ve o oteli biz şu an Halk Bankası'nın elinde otel. Yani devlet bir Azeri oligarkın batığını kendi kamu bankasıyla temizlemiş oldu. Bana göre Rıza Zarrab davasından önceki ilk büyük skandal budur. Bunu da ben şuradan söylemiyorum. Yani bir yorum olarak söylemiyorum. Sayıştay'ın 2014 raporunu açan herkes 14 sayfa boyunca bu olayın ayrıntılarını görürler ki o kadar kısıtlı denetime rağmen. Şimdi bu insan Sedat Peker'le Karadağ'da ortaya çıkıyor ve aranan birisi. Bir yandan Mansimov giriyor. Onu FETÖ'cü diye atıyorsunuz. Ortada milyarlık şirketler var. Kime geçtiğini bilmiyoruz. Yani anlatmaya çalıştığım bu işin uluslararası boyutu basit çete mafya olayını da aşan, siyaset ilişkilerini çok daha karmaşık hale getiren bir yapıya doğru gidiyor. Bunun bir ayağında yine Sedat Peker'in videolarında gösterdiği şeyden görüyoruz. Suriye'de silahlar diyor. Oradan Katar'da ilişkiler ortaya çıkıyor. Katar, biz 128 milyar doların hesabını soruyoruz. Katar'da 15 milyar doların hesabını soruyor biliyorsunuz şimdi. Merkez Bankası Başkanı Uyarlık Fonu'nun başındaki prens tutuklandı. Kara para aklamaktan, çok önemli bir şey. Kara para aklama suçlaması da var. Kara para aklama suçlaması, o 15 milyar doların kara para aklamada kullanıldığı iddiası var orada. O dava sürüyor. Tabii içeriğini bilmiyoruz. Ama bir yandan oradan dönüyorsunuz. Türkiye'de bir Sezgin Baran Korkmaz olayıyla karşı karşıya. Sezgin Baran Korkmaz olayında az çok takip edenler biliyordur. Amerika'daki Mormon cemaatine mensup bir aileyle orada bir suç örgütü lideri, Ermeni asıllı bir suç örgütü lideri olduğu söylenen birisinin paraları Türkiye'ye getirerek aklanmış. Mossack'ın son raporunda 310 milyon dolar bu aklanan para. Ama Türkiye'de satılan şirketlerin yaklaşık 1 milyar doları bulduğunu biz biliyoruz, yani tahmin ediyoruz. Çünkü bunlar bir araya girebilir çıkmış. Miyim bu konuda? SBK davasını SBK davasını açalım da öyle. Hayır. Şöyle, yani Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz şu an İsviçre'de diye biliyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ın holdinginin adı da SBK Holding. O davayı yakından takip ettiğim için biliyorum. Çok enteresan birkaç noktayı sadece söyleyeceğim. O dava aslında örgüt davası olarak başladı. Sonra bir el oraya dokundu. Kara para aklamaya sadece çevrildi. İddia olunan o kara para aklama dönemlerini de dikkate aldığımızda Sezgin Baran Korkmaz firardı ama Türkiye'ye gelse cezaevinde yatarı yok. Kaldı ki zaten hemen... Peki Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçma durumu nasıl oldu? Şimdi onu da söyleyeceğim. O da yok böyle bir durum tabii, da var. Tabii orada şöyle bir şey var. Önce aslında yasak var, sonra yasak kaldırıyor. Sezgin Baran Korkmaz
Yurt dışına gidiyor, sonra yasak tekrar konuyor. Yurt dışına çıkış yasağı tekrar konuyor. Ve şu an duruş o davada tutuklu sanık da kalmadı. Tabi burada bakın hani biz ne dedik? Ya dedik kirli gazeteciler falan vardı. Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecileri var mı? Buna da bakmak gerekiyor Türkiye'de. Sezgin Baran daha onlar çıkmadı mı ortaya? Ya bakın biraz arşiv taraması yapsın vatandaşlar, bizi izleyenler. Yakın zamana kadar Aytuş'ta çok iyi hatırlar. Şöyle haberler çok sık duyardık. Sabahleyin gecekondu evlerindeki insanlar kapısının önünde zarfın içinde para buldu. Böyle haberler. Ha, tamam. Bir hayırsever. Bir hayırsever. Borcunu Robin kapattı. Hood, modern Robin Hood filan diye haberler. Peki o haber. Sezgin Baran Korkmaz diyorsun mu? İsim yoktu. O zarflarda isim yoktu. Biz evet. Gördük, köşe yazılarında evet. Gördük. Kars'ta neler peki, yapmış, bir şey söyleyeceğim. Neler yapmış. Peki bir şey söyleyeceğim. O haberler hangi yayın grubundan çıktı? Hangi yayın grubu? Demirören. Demirören grubunun. Demirören grubunun haberleriydi. Barış Bey şeyi de ekleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'ın çıkarken şu çok önemli. Bakın dün Sedat Peker Masak'la ilgili bir şey söyledi. Orada bir Masak raporu var. Görmediğimiz. Masak raporu hakim şöyle karar veriyor yargıç. Masak'tan gelen rapora göre bu parada bir sorun yok diyor önce. Ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyor. Mal varlığı tedbir kararını kaldırıp acilen kaldırıyor. Oysa ki bir ay sonra bir Masak raporu daha çıkıyor. Bütünüyle paranın suç gelirinden elde edildiğini kanıtlayan bir rapor. Yani iki tane Masak raporu var. İlk raporu kim verdi? Kim imzaladı? İkinci rapor niye değişti? O da bir cümle. Bir notu da eklemem gerekiyor. Hani yazdığım için ekleyeceğim. Mesela hani Sezgin Baran Korkmaz çevresine Türkiye'ye döneceğini